Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganingizlar Erkin Osiyo radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushi bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tdimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Qog'iliq noyisidagi yerlik doiralardan egallashimizcha 28 fevral Qog'iliqda yuz bergan Xitoy ko'chmanlariga pichoq bilan hujum qilish vaqasida ikki tarafdan jami 21 odam bo'lgan. Aşkarlanışça Xitay köşmelerine hücum kılgallarının sahanı 9 bulup, onlar Xitay köşmelerinin 10'ını piçakla öldürgen, 10'ın etkisini yarlandı oğan. Xitay sakçıları hücumçılardan 8'ini nak meydanda yetip başlayan, 1'ini əsir ağan. Məlumatlarına qarğanda Xitay hükümeti vəqiyanın təpsilatı haqqıda asas katlamdaki kadir ve sakçılarını mı xəbərdar qılmağan. Pekat, naidiki bir türküm idarı başlıklarıyla vəqiyanın xəbərləndirgen. Xitay hükümetinin vaqanın Xitay köçmenlerde vahimi payda qilib qo'yishining oldini olish tirishayotganligi ilgari surilmoqda. Bu ketimki vaqadagi hujum qurollari va hujum nishonidan qaraganda bu vaqanın bir turkum uyg'ur pidoilari Xitay köçmenlerini ogohlantirishni maqsad qilib tashkillagan milliy qarshilik harakati ekanligi ilgari surilmoqda. 28 fevral Qog'iliqda yuz bergan hujum qilish vaqasining Xitoy ko'chmanlarida vayim paydo qilganligi, bir qism Xitoy ko'chmanlarining Qog'iliqdan ketayotganligi hamda Qashqat tavasida vaziyatning jiddiylashganligi ma'lum. Qog'iliqdagi bir Xitoy kadr navbatda Qog'iliqda qurolliq saqchilar ko'paytirilib, ko'chalarda jiddiy chorlash boshlanganligini bildirdi. Asli bintanlik bir Xitoy ayol bo'lsa, Qog'iliqdan bir qism Xitoylarning ketishga boshlanganligi Naya tevesde ciddi halet yolu koyulganlığını bildirdi. Qashqa hükümet torbikti de vaqa yüz berip 24 saatten keyin bu aqt pekat kıskı uçur berilgen bosumu vaqanın tepsilatı xabar kılınmıdı. Uyğur meselesine yakından kızıqılgan bazı təşkilat ve mütəxəssislər 28 fevral Qağılıq vaqasına pikir bildirip vaqa karakterinin qandaq buluşudan qatdi nəzər Xitayının Uyğur ilidi yolu koyan siyasetinin meselini əl qılanmaydıqalıqı. Şuna Xitayının bastır işini nişan kılgan siyasetlerini özgertip, Uyghurlarda kent hudud verişini talep kaldı. Germaniyanın bazı kılgan Qatar Aslidiki Xalıqlar Təşkilatı Asiya bölümünün məsulü Ulrich Delisependi, rayonda 101 vatkan vəqələrini Xitay hükümetinin siyaset keltürüp çıxırıp atkallığını bildirdi. Amerika Duke Üniversitesi'nin ziyaretçi ilmi xadimi Shuvin Li Ependi'nin ilgili sürüşçe, Xitay Merkez Hükümeti vəziyyətini pes etmekçi olsa, bir kısım baylıqtın Uyğurlarını bəhrəman qıtlıq almay, Xitay köşmelerini yötkəşini kontrol qılış gerekken. Xitay hükümeti yıqında dinni sahavet işlerini başqırışını küçəyitiş doğrusu da məxsus hüccət düşürgen. Xitay hükümeti məzkür hüccətinin dinni sahavet işlerini qilplashtirishga qartilganligini bildirgan bo'lsa-mu, biroq analizchilar yuqori hujjatning dinni erkinlikni texnik qattiq cheklashga qartilganligini ilgir surmoqda. O'tir Amerika universitetining sobiq siyosiy fanlar professori, vaziyat analizchisi Yangli Yuependi dinni erkinlik bo'lmay turib, hech qandaq narsadan eg'iz ashqili bo'lmaydi dedi. Dunyo Uyg'ur qurultayimi yuqori hujjatni tanqidlab, uning Uyg'ur elidagi dinni erkinlikni ilgirlab cheklashga qartilganligini ilgir surdi. Dalyan saqçıları ərzdar Nurungül Toxtunun oğlunu ilib qaçqan Xitay cinayet gümandarını tutqan. 2010-cı ili 9-cı ayda Xitayının Dalyan şəhərində ticaret qılıb atqan Nurungül Toxtunun 8 yaşlıq oğlunu ilib qaçqan gümandar Nurungülnün onu bayqab təhtisilişi bilən 24 saatdən keyin balını qoyub bərgən. Nurungül vəqəni eyni çağda saqçı orqallarına məlum qılgan bolsa-mı, gümandar heç qandaq cazağı tatılmıqan. 2 yıldan beri Xitay gumandarının cinayetine köz yumup gelgen Dalyan sakçıları Nurungül Toxta Beijing'e berip Merkezi İntizam Tekşiriş Komiteti, BDT Kişilik Hukuk Şihanız Qatarlıq oralarına arzı sunğan ve ahvalını xalqara akbaratka aşkarlığan deyken sakçıla andın hareket kötken. Xitay dairelerinin aşkarlışıca 2011 yılı Uyghur eli boyunca yezladaki 2,487,000 işinci emgek küçü yükkep işe oranlaştırılgan bulup, bunun içeri bir vasıta Shandong, Guangdong, Zhejiang, Shenzhen, Tianjin Qatarlı Xitay ülke ve şehirlerde yükkelgenler 150,000'dan aşırıken. Sırtkı yükkep işe oranlaştırılgan yezi emgek küçülerinin 83%'nin köpregi Uyghur elinin Cenobi'den yükkelgen. Şinjan gezitinin aşkarlışca Xitay hükümeti 12-5 yıllık plan mezgilde Uyghur ilinin yezlerdeki işinci emgek küçüden 11 milyonunu yötkep işe oranlaştırdıkken.
2004 yılından bu yan Uygur yaşlarının işinci emgek küçü süptüde Xtay ülkelerine mecburi yetkilişi 2009 yılı kegende 26 yıl Şaljan faciası ve yine 5 yıl Ürümçi vakası dek Uygurların kent külemlik karşılık hareketlerine sebep boğan idi. 50 yıldan kenki 596 numaralı sınak Xtay'ın Şarkı Türkistan'daki yadro sınıkı ve onun təsiri namlıq muhakeme jığını 29 fevral Avrupa Parlamenti'de ötküzüldü. Avrupa Parlamenti'nin bağım başlığı Lazlo Tökes, parlament azalırdın Kristina Ojeland, Vitautas, Lendis Bergis Katarlı kişiler jığınğa katnaşkan ve söz kalan. Mezgür jığınlı Avrupa Parlamenti Hristiyan Demokratla Birliği, Vakalasız Milletler Teşkilatı, Dünya Uyghur Korultuyu ve Belgiye Uyghur Cemiyet Katarlı organlar birlikte uyuşturan idi. Jığında mütexessisler 1964 yılından 1996 yılgıca Xtay Lopnur'da ilip bargan yadro sınıqının Uyghurlarga, muhitqa ve ösümliklerge ilip gelgen ziyin haqqıda dokulap bergen. Xtay dairleri yakınki yıllardan buyan çet ellege çıkan bir kısım Uyghur yaşlarının vatandaki ail tavabatlarga bisim işiltip ularını perzentlerine kaytırıp kilişki mecburlagan. Radyomuzga bu ayakta uçurbegen yaşlarının bildirişçe dairle hatta bir kısım pasportu var atanlarının pasportlarını tartıp ilip tam gibi sivetken. Ama bazı yaşlar bunundan gangrap kalmaydı kalığını bildirişmekte. Bu işten toluk haberdar ve bu işki yolukkan köpünce balalarını tonuyduğun bir yaşının bildirişçe bu nöbet en az digende 20 bala bu hıl ahvalı yolukkan iken. Möhterem televizyon köyücüler, yukarıda Erkin Asya Radyosu Toğrı Televizyası'nın haftalık haberler programısını gördüğünüz. Kiler hafta görüşkeyimiz. Hayır hoş. Hayır hoş.